Arkadaşlar hepinize merhaba. Bildiğiniz üzere çok uzun zamandır oyun videosu çekmiyordum. Aslında çektiğim videolar çok da onları bir türlü hazırlayıp yükleyemiyorum. Ne hikmetse. İşte arkadaşlardan da vücut geliştirme konusunda çok sorun gelince kanalın resmen bir kanadı koptu gibi bir şey. Ama şimdi sizlere Beta Map şipilli, Beta Map oyunlarının, yarı Almanca yarı Türkçe gidiyoruz kusura bakmayın. Bet'em up oyunlarının babalarından Tekken'in son versiyonu Tekken 7 ile merhaba diyorum. Umarım beğenirsiniz. Hemen başlayalım isterseniz. Hemen başlayalım diyorum. Bu arada daha joystick'i bile açmamışım. Her neyse. Bu arada güzel bir şey oldu. Geçen bir videomda işte gerek haterların olsun gerek şöyle söyleyeyim size. Abonelerimizin falan bana taktığı isimler, lakaplar. Onları hashtag olarak kullanalım isterseniz. Harbi eğlenceli şeyler çıkıyor. Mesela birkaç tanesini işte okumuştum. Sakallı Reis, Sakallı Terminatör, işte dur bakayım başka ne vardı. Ha bugün bir tanesi Sakallı Vaftizci öyle bir şey. Yine bir arkadaşımız, kendisine selam olsun buradan izliyorsa. Öyle bir isim takmıştı. Gerçekten çok eğlenceli. Hadi bakalım. Siz de böyle hashtaglerle bir devam edin bakalım. Benim de aklıma şimdi şey geldi. Sakallı kazıyor diyelim ha. Ne dersiniz? Şimdi Tekken'in genel bir değerlendirme videosunu da çekeceğim. Ama gerçekten 90'larda ilk piyasaya geldiğinde Beat'em up oyunları, yani dövüş oyunları içinde en sıra dışılarından bir tanesiydi. Bunun da sebebi oynanmasının kolay olması. Öte yandan ne bileyim işte Mortal Kombat'taki gibi ya da Street Fighter'daki gibi böyle uzaktan uzağa çok fazla işte Hadouken falan bu tip şeylerin olmayışıydı. Tabii ki zaman içerisinde kendisini oldukça geliştirdi bu oyun. Onu da söylemem lazım. Chelsea, rahat dur biraz. Kusura bakmayın, köpeğim yan tarafta azıyor. Evet. Genel olarak Tekken'in baştan beri hikayesi aslında bir aile üzerine kurulu, Mishima ailesi. İşte bu gördüğünüz Kel'in adı Heihachi. Oyunu takip edenler zaten bilir. Ben aslında bu hikayeyi biraz şeye benzetiyorum. Benim de babamın da arası hiç iyi değildir. O da bu Heihachi gibi Kel'in teki zaten. Ya. İşte bir çeşit bizim aramızdaki mücadele gibi görebilirsiniz. Yani ben o gözle bakıyorum en azından. Bu Ken nasıl ki Kazuya'yı öldürmeye çalışıyorsa oğlunu, o da beni, ama ne yazık ki şimdiye kadar başarılı olamadı. Bu gidişle de olacağını sanmıyorum. biliyorum şimdi böyle güzel güzel ne demiş. Ben gelip de heyeç, vay anasını satayım ulan, işe bak. Kele bak sen, ihtiyara bak anasını, malı götürüyor ha. Sevgili heyeçim. Vay yavrum benim be. Ulan şu kel kadar olamadık ha. Vallahi şu ihtiyar kel kadar olamadık, ona yanıyorum. Ha başlamış, ne başladı? Ha, kimsenin gücü durdurmaya yetmez, iyi yetmesin canım benim. Zaten herkes bir öyle bir havalarda ama. Aç. Kelachi Mishima. Akuma Street Fighter'ın karakteriydi aslında. Kazuya. Tabii ki bu oyun serisini tanıyanlara bu isimlerin hepsi tanıdık. Tanımayanlar da benim çektiğim videolarla az çok tanır. Introyu fena yapmamışlar. Fakat bu oyunda eleştireceğim de çok kısımlar var. Ama onları değerlendirme videosunda konuşacağım. Şimdi oyuna bir başlayalım bakalım. Bu arada daha yeni aldım. İlk defa şimdi açıyorum. Dedim hep birlikte açalım. Daha önce ben açıp da bakmayayım. İşin büyüsü kaçmasın. Anamı öldürdün. Aynı şeyi ben de babam olacak kuşlusu. Her neyse. Yok lan o şeydi. Ha. Torunuydu o kelin. Yani ihtiyarın. Senin büyük manyaklığın. Büyük.
Bak 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 bak. Görüyor musun oğlum? Kellere dikkat edeceksiniz vallahi. Kafayı kollarıma oturtururlar. Ha, hiç acımazlar. Vay anasını. Ebesininkine göndermiş kasörü. Kim o ya? O kazıyor mu? Ha. Ta hikayenin başına dönmüşler. Çocukluğu. Masaya Nakamura. Tamam yavrum tamam. Çok konuştum. Harbiden bu kel var ya. Bana babamı hatırlatıyor. Nedendir bilmiyorum. İkisini de böyle gırtlağını sıkıp öldürmek gerekir. Belki o yüzden. Evet. Tamam hadi bakalım. Başla. Fuck off. Kısa bir veda etmek zorundayım. Biliyorsunuz Xbox'un boklukları. İlla hesaba giriş yapacaksınız. Ondan sonra hemen devam ediyoruz. Bir yere ayrılmayın. Tekrar geri döndüm ve devam ediyoruz. Fakat bir sorun var. Bu oyunda ne yazık ki benim en sevdiğim karakter, daha doğrusu benim sürekli Tekken oynadığım karakter Lei Wulong yok. Ne diyeyim? Tekken 2'den beri olan bir karakteri çıkarmışlar. Belki daha sonra add-on olarak gelir bilemiyorum ya da gelmiştir araştıracağım. Çünkü benim adamım Lei Wulong bu oyunda. Tekken 2'den beri en sevdiğim karakter, polis karakteri. Bu arada okey, offline diyelim. Arkada camp. Okey. Hikaye modu. Bakalım hikaye modunda betamap olarak mı geçiyor yoksa daha mı farklı oynuyoruz? Şimdi birazdan görürüz. Bir de bu Tekken Force diye bir şey çıkarmışlardı. Bir ara ilerle dövüş misali bir şey. Okey. Şimdilik hikaye modunu seçtik ve devam ediyoruz. Seni seviyorum diyordu. Seni sevdiği için mutluluktan ağlayabilirdim. Bir zamanlar insanın sevgiden başka bir şeye ihtiyacı olmadığına inanıyordum. Çok uzun zamandır belirli bir baba ve oğlu hakkında araştırma yapıyorum. Çocuğuyla babanın resimlerine ulaştım. Günün birinde seni parçalarına ayıracağım. Baba. Burası çok ya. Baba günün birinde seni parçalarına ayıracağım. Çok yıllar önce. Harbiden ben de babama benziyor. Vallahi billahi. Yap sen yap. Anamı öldürdün diyor. Harbiden bu kelin tipi benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani şu burada saçı varmış gerçi ama. Lan bu ne? Oha oha ulan olaya bak. Kele karşı çocuk olarak dövüşüyoruz. Vay 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 vay. Bu story mod biraz benim umduğumdan farklı. Durum onu gösteriyor. Lan bu bebeğiyle ne yapacağız? Özel hareketleri bile dur bakayım bir. Adama zarar vermiyor ki. Ne kadar bu fırlatması da yok tabii ki çocuk. Asiktir. Herif bir koyduğu zaman zaten yarısını götürüyor. Dur bakayım bir. Bu işin sonu hiç iyi bitmeyecek. Bir sonraki hayatında tekrar denersin. Vay senin babayına küfür etmeyelim. Vay nasıl lan bu neydi? Ne biçim bir hikaye modu bu böyle ya? Bak sen kele bak 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 bak. Şşş. Oğlum kel bir siktir git ya. Aha Kazuya'yı aşağı atması da bana kalıyor. Dur bakalım hangi tuşla atıyoruz. Gözler de görmüyor ki vallahi billahi. Normalde tamam Y tuşuyla atma. İkisiyle mi atıyor? Evet ikisine birden bastığın zaman atıyormuş. Vicdansız baba şuna bak. Zındık baba. Ha.
Ne bir şeyler kazandık. Tamamdır. Arkadaşlar, bir şey anlamadım ya. Dur bakayım. Filme devam et dedi. Devam et dedim, pardon. Allah Allah. Oğlum bu ne şimdi de? Amerikan askeri mi olduk çölde mölde, bu ne böyle ya? İyice sallamışlar ha. Şey söylemem lazım, hani şu anda Next Gen dedikleri konsol jenerasyonunda oynadığımız için bu grafikler hiç de öyle tatmin edici değil. Okey, benim televizyonum da HD ready, hani full HD de bildiğim kadar şey, ama yine de grafikler pek hoşuma gitmedi. Tekken 6 ile falan, 5 ile 6 ile kıyasladığımız zaman çok o kadar da Next Gen dedikleri, yani son konsol jenerasyonuna göre biraz zayıf kalıyor. Jin Kazama dünyayı şeye sürüklemiş, savaşa. Neyse, hikayesini ben size zaten şeyde anlatacağım, değerlendirme videomda. Aslında buraları geç, gerçi merak edeniniz vardır, geçmeyelim, izleyin. Azrail, Azazel diye şey, melek uyandırmış. Azazel Azrail'e benziyor. Vay anasını satayım. Ağzını yüzünü Azazel'in öldürmüş, vay anasını be. Jin'in başladığı savaş, Mishima Zaibatsu ve G Corporation arasında savaşa dönüşmüş. Kazananı kazanan diyor, her şeyi alacak ve diyor ödül de diyor dünyanın hakimi olmak. Aha, Orta Doğu'da kaybolmuş Çin. Anasını satayım, zaten kimi arasak Orta Doğu'da. UN'in helikopterini şey yapmışlar. Birliklere diyor bütün bölgeyi aramasını şey yapıyorum, emrediyorum. Bu arada bu karakteri tanıyorsunuz sanırım, oyunu tanıyanlar. Nina. Çok felaket bir kahpedir. Çok uzun zaman oldu diyor. Zaibatsu'nun diyor yönetecek bir ele ya da sert bir yumruğa ihtiyacı vardır. Demir bir yumruğa, vay yavrum benim be. Bunun kafa biraz gerilerde kalmış. Normal yaşlılık. O demir yumrukların zamanı falan geçti yani. Şeytanlar olsa şeytanlar neye benzerdi? Ne bileyim, biz insanlara benzerdi herhalde. Bugün diyor savaş alanında çalışıyorum. Savaşla alakalı yenilikleri insanlara taşımak için dünyaya. Kışlaya geri döndüğümde beni bir haber bekliyordu ve bu haber beni dilsiz yaptı, yani konuşamaz hale getirdi. Şey, çıktığı ştadt vatanı saldırıya uğramış. Geri döndüğümde diyor hiçbir sokak diyor umduğum gibi değildi. Arabaların fakat diyor orada diyor panzerler ve diyor savaş araçları diyor demir bir duvar oluşturmuştu. Öğleden sonra olmasına rağmen diyor akşam karanlığı basmıştı. Yanmış ağaçlar, her tarafta ateş. Benim evim bildiğim yer diyor sadece kül bahçesiydi. Ve diyor hatıralarım canlandı çocukluğumla ilgili.
Bütün sevdiklerim diyor geçmişte kurban olmuşlardı. Yani savaş sırasında. Bütün diyor yalnızlığım ve şüphelerim arasında diyor nefret duymaya başladım. Ulan herifler sinema gibi şey yapmış. Daha bu oyuna geçeceğimiz yok bizim ha. Hayatta kalanları aradım ama bulamadım diyor. Saldırılar arttı. Şeyimiz, komutanımız sitem yetiştiremiyorum da çeviri hızlı geçiyor biraz. Ha, komutanımız saldırıya uğradı dedi. Bu kim? Kel geliyor. Vallahi kel geliyor. Ne dedim ben? Yavrum kel. Bana diyor teknik meknik sökmez. Benim adım Heyachi. Hepinizi alırım ulan aşağı. Bu ne? İyice abartmışlar ha. Uçan kel, kaçan kel. Ne yapıyorsunuz diyor, yakalayın onu. Siktir git sen yakala, kahve yapabiliyorsan. Anlaşılan şimdi bu keli mi şey yapacağız? Bana ne? Vay, kel kendini garantiye almış. Ateşli silahlar beni bozar diyor. Ay, anasın yavrum benim. Ulan şaka gırgırı bir yana da rokete tekme yumruk gireni de yani ilk defa duydum ha. Görüyorum daha doğrusu. Bir de ne diyordum size birkaç video önce? Yarasalara yumrukla saldırdım. Ulan herif rokete yumrukla saldırıyor. Yarasa neymiş? Bu Japonların hayal gücüne harbi hastayım ha. Evet. Sanırım burada bu keli yöneteceğiz. Kesin emin değilim ama. Hepsi bu mu diyor? Daha diyor büyük bir karşılama komitesi bekliyorum. Kafa atma kısmı çok komik ama ya. O keliyle vuruyor ya. Yavrum benim. Ne oldu lan? Yedi mi kurşunu? Harbi yedi. Oğlum kel hadi ne yapıyorsan göster şimdi. Kes artistliği, o kadar artistlik yaptın. Dur bakalım şimdi şu yakalaması falan nasıldı. İşin ilginci. Heh. Kafa göz Allah ne verdiyse dalıyor valla. Gel buraya. Kaç tane var lan bunlardan? Seni var ya. Anlamadığım bu oyunda fırlatmalar farklı mı ya? Yo. Senin periştahını var ya. Şu keliyle meliyle nasıl bir... Bu ne lan? Birilerini bir taraflara gönderdik ama. Maşallah ama kendimi iyi hissediyorum diyor. Belli oluyor. O yaşta kaç tane robotu hallettim. Kolay değil. Evet. Herif gitgide bürosuna yaklaşıyor herhalde. Kendi kurduğu firmadan atmışlar bunu. Belli Steve Jobs gibi olmuş biraz. Nina yavrum benim özlemiştim seni diyor. Ne istiyorsun burada diyor kel. Çok basit diyor. Firmamın üzerindeki kontrolü geri almak istiyorum. Ulan bana bak karım, attırma beni tepeme. Gel buraya. Seni de alacağım, firmayı da alacağım. İkinizi bir arada. Tek geçmek yok. Hatta fazlası. Gel bakayım sen. Ah, aynen şu, vay yavrum kel.
Ulan bari karıyı fazla şey yapma da ondan sonra işine yarar belki. Heh, gel şöyle. Gel yap. Bir şey değil, bıraksak karı bize hassiktir. Bu ne lan? Bu ne lan? Lan bu ne? Rage art. Annesini sikeyim. Bunlar da bu oyunun yenilikleri tabii. Büyük ihtimalle defol. Gel buraya. Ya o rage artı nasıl şey yapacağız onu bilmiyorum işte. Biraz daha hareketleri falan tabii öğrenmem lazım. Her ne kadar bu oyun dediğim gibi diğer dövüş oyunlarına kıyasla oynaması daha kolay bir oyun da olsa haliyle bunda da birkaç tane hareket var. Ha siktir git şimdi. Ha bir daha da gelme. Vallahi billahi. Şaka gırgır bir yana yine bir şeyler kazandık. Tamam yavrum tamam üzerindeyim tamam. Tamam kazandığımı biliyorum. Şaka gırgır bir yana bu oyun benim gerçekten en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Özellikle arkadaşlarla oynaması doğrusu çok zevkli oluyor. Jin kaybolduğuna diyor figüre Zaibatsu'yu yani firmayı ancak ben yönetebilirim. Adam da haklı. Adam da haklı. Ne diyelim? Hepinize selamlar diyor. Uzun zaman oldu. Mishima Zaibatsu diyor. Tekrar diyor hak sahibinin elinde. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Dünyanın anasını ağlatacağım demek istiyor. King of Iron Force turnuvasının diyor sahibi tekrar burada. Oğlum kafayı dövüşmekle bozmuşsun zaten başka bir şey bildiğin yok ya. Atalar ne demiş? Dövüşme seviş. Ne gereği var? Bu da diyor uzun zaman ölü kalmayacağını biliyordum. O da haklı. Bıkmış artık. Daha sonra anlatırım diyor. Şimdi diyor ilk önce turnuva hazırlıkları başlıyor. Kısa zamanda her şey hazır olacak.